galibe illallah. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Allah tek galiptir. Onun karşısında her şey ve herkes mağluptur. 15 Temmuz 2016 tarihinde sadece İslam coğrafyasının değil, dünyadaki tüm mazlum halkların umudu olan son kale Türkiye'mize karşı yapılan alçakça darbe girişiminin yansımalarını konuşmaya devam ediyoruz kıymetli izleyenler. Şu an Akit TV'desiniz. Akit Güncel'de şu anki konuğumuz kıymetli üstadımız, insan hakları aktivisti, direnişçi, eylemci Üstad Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit gazetesi yazarımız. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Dün beraber Eyüp Sultan Meydanı'ndaydık. Ben ondan sonra da Kısıklı'daydım gece 3'te. Ancak eve gidebildim. Evet. Halkın meydanlardaki coşkusu nasıl? Tepkisi nasıl? Halkın kendi davası kendisi sahipleniyor ve ilginç bir şey yani köylüler kahvanede oturup sohbet ederken televizyonda darbe haberini duyuyorlar. Doğrudan gidip havaalanını kuşatıyorlar. Bunlar kapıya geliyorlar. Niye geldiniz diyorlar. Darbe varmış. Ordumuz darbecileri bastıracaktır. Biz de yardım etmeye geldik diyorlar. Komutan diyor ki o zaman siz bizimle savaşmaya geldiniz diyor. Biz diyor yeni bir Menderes daha kurban vermek istemiyoruz diyor. Bir kısmı köylünün gidip kendi ekinini yakıyor. Duman meydana getiriyor. Kazanda. Evet kazanda. Bir kısmı lastikleri getirmiş onu yakıyorlar. Uçakların hareketini engelliyorlar. Orada kapıyı tutan halkı dağıtmak için önce havaya ateş ediliyor. Hayır diyorlar biz gitmeyeceğiz. Darbeye karşı buradan sizin tank falan çıkartmanızı, uçakları kaldırmanızı engelleyeceğiz madem böyle. Askerleri çağırıyor, halka ateş edin diyor. O 7 kişi orada hayatını kaybetti. 40-50 kadar kişi varmış. Tamamı yaralı. Ama yaralananların bir kısmı bayılmış ilk kurşunu yedikten sonra ve daha çok da belden yukarıya ateş etmişler. Kimisinin kafasında, kimisinin vücudunda yaralar var yani ağır yaralar. Ben diyor tam karşımdaki askerin diyor gözünün içine baktım diyor. O da benim gözümün içine baktı diyor. Birden namlusunu indirdi. Ayağıma kurşunu sıktı diyor. Bacağıma sıktı diyor. Komutan da bunun üzerine geri çekilin demiş. Herkes vuruldu diyor. Hepimiz yere yattık. Kimse diyor kalmadı ortalıkta. Bir baktım inleyen de yok. Ölenler çünkü vardı. Bayılanlar vardı diyor. O asker de baktı kaldı bana dondu diyor. Evladım ben senin baban yaşındanım. Sana ne yaptım ki demiş. O da tutmuş hemen kemerini çıkartmış. Onun bacağını bağlamış. Amca bu yara seni öldürmez demiş. Yani ben sana sıkmasaydım arkamdan bana sıkacaktı. Bari demiş bir de ambulans çağırsan. Çıkartmış telefonunu. Evet. Komutanı çağırmış hadi gel diye. O sırada da bir ambulans çağırmış yani yaralı var diye. Hastanede yatıyor şimdi. Yani tankın önüne yatan bir insan var. Ankara'daki görüntü izlediniz mi siz Kızılay'da? Tankın evet. önüne yatıyor. Sonra tabii. ikinci tank geliyor onun önüne de yatıyor. Yani şimdi tankın dünyada önüne... yok böyle yani. Yani bakın bir kadın çarşaflı bir kadın kamyona atlıyor. Arkasına da mahallelileri dolduruyor. Olay yerine gidiyor. Herkes kaçar. Ne yapacağını bilemez. Bir kadın mahalleliyi topluyor geliyor memleketine sahip çıkmak için. Bu aslında Türkiye'nin yenilmezliğinin arkasındaki asıl gücü gösteriyor. O asıl dinamizmi, o delikanlı gösteriyor. Delikanlı derler ya. Yani bu evinde dolma doldururken vatan tehlikede haberi gelince kalkıp gidip mermi dolduran İstiklal Savaşı'ndaki o kadın karakteri bu. İşte bu insanlığımızın yenilmezliğinin o yeniden o ruhun dirildiğinin bir işareti olarak kabul edilebilir. Facebook'ta da ben yazdım kendi sayfamda. Şimdi evlendirme programları, magazin programları, belden aşağı lüzumsuz, kahredici ne kadar boş dizi varsa tamamı, işte yemek programları vesaireler izlediği için evde annemi dahi eleştiriyordum. Ya anneciğim şunlarda ne buluyorsun Allah aşkına evlilik programında? Bunların hepsi stratejik olarak planlanmış şeyler, artık o hale geldi falan. Bu eleştirdiklerimiz o yani kot pantolonlu genç kızlar bile meydanlarda işte meydanlarda üstadım, o ruhun yeniden uyanışı. Karşı yani biz Tofaş kornasıyla tankı durdurmaya çalışan bir millet olduk. Ama bizde böyledir. Yani sapan taşıyla işte Golyat'ı vurursunuz ya da ebabil kuşlarıyla fil ordularını yenersiniz. Filistinli çocukların da sapan taşları vardı. Evet. Biz suda yürür, gökte uçarız. Yani o söylediğiniz o manevi DNA'larda, kodlarımızda olan o dinamik, o ruh, iman. Demin bakın bu olaylarda kendini ortaya çıkarttı. La galibe illallah ifadesi Endülüs'te duvarlarda. Evet. Sarayın bütün her tarafında, Elhamra'da süsleme şeklinde işlenmiş. Galip olan yalnız Allah'tır. O münezzeh Allah da arkası var. Hı hı. Eğer Allah'ın, şeytan da Allah'ın iradesi içinde, Amerika'da, İsrail'de, mafyada Allah'ın iradesi içinde. O dilerse şeytanları bile dinine hizmetkar kılabilir. Eğer biz Allah'ın rızasının tecellisinin vesilesi olacak olursak biz de yenilmez oluruz. Tecelli bizde. Tecellinin Mısır'da vesilesi. Evet. İşte kuyudaki Yusuf, hı hı, Mısır'a sultan olur. Hı hı. Allah bizi yeryüzünün varisi kılar. Hı hı. Yani biz, o zaman kimse bizi yenemez. Ha, dolayısıyla Allah'ın o yenilmezliğinin tecellisinin vesilesi. Allah cahil, zalim, kafir ve fasıklara yardım etmez. Demek ki bu hasta bir de tefrikaya düşeni yardım etmez. Biz cahil, zalim filan deyince okula gönderdik, diploması var. Yok, Kur'an-ı Kerim'in Ebu Cehil dediği adam ki son zamanlarda çok dalga geçiyorlar bunun da. Hani bu diplomalı cahil meselesi bizde çok yaygın kullanılır. Zamanının bütün bilgilerini, iktisat, siyaset ve sanatını en iyi bilen kişi Kur'an-ı Kerim Ebu Cehil der. Evet. Dini de bilse, hafız da olsa, hı hı, kainat imamı da olsa, her ne olursa olsun, eğer imanın gereklerine göre yaşamıyorsa kitap yüklü eşektir. Evet. Çünkü biliyorsunuz Bel'am, Hazreti Musa ve Harun'dan sonra Tevrat'ı en iyi bilen kişidir. Evet. Ama Kur'an-ı Kerim onu lanetler. Tabii onun yaptığı bir diğer şey de, bütün hepsini bilseniz ama aksini yapsanız, hiçbir şey yapmazsan kitap yükle eşek oluyorsun. Aksini yaparsan da lanete uğruyorsun. Onun için tek başına bilmek de yetmiyor. Zalim dediğimiz de sadece Amerika'da, İsrail'de oturmuyor. Şeytan bizim damarlarımızda dolaşıyor. İşte ne bileyim Habil-Kabil olayında da bunu görebiliyoruz. Hazreti Yusuf'un kuyuya atılmasında da, Hazreti Nuh, Hazreti Lut ya da Hazreti Osman'ı öldürmeye gelenlerin arasında Hazreti Ebubekir'in oğlu da var. Evet. Şimdi burada bakmamız lazım. Karılarınızı dövüyor musunuz? Hah, zulüm burada da var. Eşlerinizin Amerikası mısınız diye söylerdiniz konferanslarda. Yani, şimdi üstadım bu kısa adı yanlış anlaşılmasın. PİÇ olan paralel ihanet çetesi ve onun Pensilvanya'daki lideri, arkadaşlarımız şimdi uyarıyorlar. Diyorlar ki Amerika bu resmi talebi değerlendirmeye alacağımızı açıkladı diye. Amerika'dan gelen son açıklama var. Türkiye ciddi bir şekilde resmi talebi de yaptı. Bu merkep, kitap yüklü merkep buraya getirilme ihtimali var mı? Getirilse sanmıyorum. Ne olur, getirilmese ne olur? Yani bize daha önce idam cezası da vardı. Türkiye ile de aralarımız, Amerika'nın arası çok iyiydi. Peki Fehriye Erdel nerede? Erdal Belçika'da hala. NATO merkezinde, Avrupa'nın merkezinde, yani Brüksel'de. Hayır, iade edilmedi. Şimdi Gülen'i iade edemezler. Gülen'i iade ederlerse Gülen gibi ellerinin altında bunların dünyada değişik bölgelerinden gelen 40 tane daha adam var. Yani evet. Bu Gülen'in de bulunduğu Pennsylvania'nın köyünde, o bir köyde yaşıyorlar. Bir de Hint kurusu yaşıyor orada. Evet. Bugünkü yazımda anlattı. Evet. Eğer Gülen'e yapılırsa bu, ötekiler de kendi geleceğinden kaygı duyarlar. Evet. Onun için bugün gelen bir haber, bir Amerikan polis kaynağından elde edilen bilgiye göre Fethullah Gülen karayoluyla Niagara üzerinden Kanada'ya geçmeye hazırlanıyormuş. Niagara'daki bazı Türkler de Niagara Köprüsü'ne nöbet tutuyorlar. Yani böyle tutarız. Yani kesin ne zaman şey geçeceği, hemen geçeceğine ilişkin ben ilk bilgi geldiğinde sanki yola çıkmış, oradakiler de hazırlık yapıyorlarmış, hatta paralelcilerle birbirlerine tehditler söz konusu oluyormuş gibi bir bilgi gelmişti. Sonradan öğrendiğime göre ki Kanada'daki arkadaşlar da dün Pensilvanya'da Gülen'i protesto etmek için gitmişler. Evet. Orada bazı polis kaynaklarından Müslüman unsurlar da var tabii oradaki şeyde. Gelen bilgilere göre Gülen'in Kanada'ya gidebileceği. Çünkü Kanada'da da Gülen'in hem şehre yakın küçük bir hem de şehirden uzakta, merkezden bayağı uzakta çok büyük bir çiftlik satın alındı ve oraya çok ciddi yapılaşmalar gerçekleştirildi. Yani Amerika'ya alternatif olarak Kanada üzerinden bir kapı açıldı haberleri vardı. Yani kaçmak için çeşitli atraksiyonlarda bulunacaklardır. Yani onlar da kendileri açısından durumu lehlerine çevirmeye çalışıyorlar. Biz darbenin girişimini analiz etmek istersek üstadım. Şimdi hiç olmayan bir şey oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi vuruldu. Şöyle düşünebilir miyiz? Meclisi vurdular çünkü yeni gelecek darbe yönetimi meclisi başka bir yerden idare edecekti. Bir. İkincisi, Genelkurmay'ı vurulmuş, meclisi vurulmuş, havaalanları vurulmuş, birçok yeri işgal edilmiş darbeciler tarafından bir ülkeye NATO hayır bu kabul edilemez. Erdoğan düşmüş gözaltında. Çünkü öldürüldü ya da Amerika, İngiltere, İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır herkes vardı. Hazırız yani. Şimdi şunu sormak istiyorum. Şimdi Erdoğan içeri alınmış ya da öldürülmüş. Junta liderlik konseyi başa geçmiş. Gülen kahraman gibi ülkeye girmiş. Kendi mensupları tarafından. Hatta şunu bile yapabilirler, miydi? Şu muydu aslında plan üstadım? NATO bu kabul edilemez deyip bir NATO ülkesinde bu yapılamaz, olamaz diyerek Türkiye'ye NATO askerlerini işgalci olarak sokma planı mı vardı aslında? Hayır, onda öyle bir şey yani niye işgal etsin ki kendi adamları iş başına geldikten sonra buraya ekstradan girmeye gerek yok. Irak'a müdahale etmek için İncirlik üssünü kullanarak İskenderun limanından istediği gibi zaman içinde istediği kadar kuvvet sokabilirdi. Diyarbakır'a yeni bir askeri üs daha kurabilirdi. Irak'a girdiği gibi yani, giremez miydi? Yani bu girer, yani bunu, senaryo olabilir miydi? Bunu, onu bahane etmesine gerek yok. Kendine bağlı bir iktidar oluşturduktan sonra yani niye böyle bir şeye gerek duysun ki? Maşavaki'nin elini niye ateşe uzatsın? İstediği gibi kullanır, tepe tepe kullanır. Türkiye onlar için bir sıçrama tahtası, ucuz oy deposu olacaktır. Önce de Türkiye'deki bu dikensiz gül bahçesine çevirmek için çok ciddi anlamda sivil kesimde, bürokraside katliamlar, tahribatlar yapacaklarını düşünüyorum ben. Yani çünkü bir sürü çatışma noktaları var. Burada kendileri için tehdit oluşturan bütün unsurları sokağa döküp sonra hepsinin üzerine ateş açarak ya da birbirlerine yani DAEŞ örneği bir kaos ortamı oluşturup bu bulanık suda kendi emellerine uygun operasyonlar yapma planları olabilir. Mesela çok farklı senaryolar da gerçekleştirebilirlerdi. Tayyip Erdoğan'ı eks etmeyi, yani programın adını, operasyonun adını öyle koymuşlar. Hayır, canlı ele geçirip mesela ne bileyim kaçırırken İsrail bu el koyabilirdi bundan. Evet, bu da bir senaryo. Yani İsrail'e de götürebilirdi. İsrail'e götürebilirdi. Buraya iltica etti de denilebilirdi. Yani her şey olabilirdi. Her şey olabilirdi. Siz yazınızda bu askeri darbe değil, aksine TSK'ya bir darbe dediniz. Evet, evet. Aynı düşünüyor musunuz hala şu an? Evet, yani direkt neden TSK? Yani zaten içinde konuşlanmışlar. Bakın her yerde birçok general, silahlı kuvvetler binbaşı adına değil, silahlı kuvvetleri ele geçiremedikleri için zaten işler biraz bu noktaya geldi. Çok etkililerdi. Bana kalırsa bunların general seviyesindeki paralel yapı unsurları %10 bile değildir. Yani hatta 10 tane doğrudan kendi adamı general olarak çıkarsa bilmiyorum. Bunların kademe kademe bakmak lazım. Mesela albay yüzbaşı arasında %5, %10 arasında adam bulunabilir. İşte yüzbaşı altı seviyede belki %20 gibi bir ya da işte o civarlarda bir şey olabilir. Astsubaylarda biraz daha fazla olabilir. Belli bölümlerde mesela hava kuvvetlerinde daha etkililer. Çok stratejik davranmışlar. Yani mesela özel kalem müdürlerinde ya da yaverler, düşünebiliyor musunuz? Cumhurbaşkanı bütün yaverleri şimdi acaba Fuat Avni bunlar mı deniyor? Genelkurmay başkanlarının ya da kuvvet komutanlarının özel kalem müdürleri komutanlarının kafasına silah dayıyorlar. Çok stratejik noktalarda bir etkinlikleri var. Ben 4 ana grupta bu kadar yoğun tutuklamalarda ele geçen kişilerin hepsinin Fethullah Gülen'e bağlı unsurlar olduğunu zannetmiyorum. Bunlar bir kısmı, en az %25'i bunların Fethullahçı, tırnak içinde tanımlanabilir. Geri kalan bir kısmı Fethullah Gülen'in gücünü gördüğü için kaybeden tarafta değil, kazanan tarafta olmak için münafıkça öyle gözüken şerefsizlerdir diye düşünüyorum. Bir kısmı öyle. Bir kısmı etkili, kendi içinde güçlü, masonik ilişkileri var, Amerika ile İngiltere ile ilişkisi var diye onlar paralel yapı tarafından şantajla, menfaat ilişkileriyle ele geçirilmiş, devşirilmiş kişiler olabileceğini düşünüyorum. Yani bundan içki de içebilir, her halt da yiyebilir ama örgüte menfaat karşılığı ya da şantaj yoluyla hizmet ettirilen kişiler, menfaat umarak bunların yanına gelenler. Mesela bazı bürokratlara haber vermişler, İstanbul Emniyetinden falan da, biz geliyoruz, safınızı belirleyin demişler. Onlar da demişler ki biz devletimize hizmet ederiz. Kim devletse onun yanındayız. Evet. Ha, yani bunun anlamı şu: sen darbeni yap gel, biz seninle de çalışırız. Ama sen kaybedecek olursan ben sana karşı olurum. Evet. Kazanırsan, dördüncü bir grubun daha olduğu konusunda arkadaşlarla. Onun detayını kısa bir reklam arası verelim mi? Az sonra. Ömer Lekesiz, Yeni Şafak gazetesi yazarı, programımıza katılacak. Evet, kıymetli izleyenler, kısa bir ara veriyoruz. Kaldığımız yerden çarpıcı açıklamalar ve sorularla devam edeceğiz. Dışına çıktığınızda sizi arayanlar Gülsüm Hanım'ın sesini duymayacaklar. Çünkü Turkcell tarifenizi tıpkı Türkiye'deymiş gibi kullanacak, cebinizi hiç kapatmayacaksınız. Üstelik öyle bir iki tarife değil, Turkcell'deki tüm internetli tarifeler şimdi yurt dışında da aynen geçerli. İnsanlık için maneviyat için, ülkemiz için iyi bir nesil için doğru haberin tek adresi Yeni Akit. Okumak için. Devlerde, Smart'ta, heyecan dorukta. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray yepyeni transferleriyle sahaya çıkıyor. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ön eleme maçı ve 3 büyüklerin hazırlık maçları HD kalitesiyle D Smart'ta. D Smart her televizyona şart. Ali Asımaoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Akit Güncel programında gazeteci yazar Ali Bektan ve gazeteci yazar Erkan Macit darbe girişimini analiz ediyor. 15 Temmuz darbe girişiminde hangi ülkelerin parmağı yer alıyor? CIA'nin analiz sitesi Stratfor, darbe girişimi olduğu gece Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uçağının koordinatlarını Twitter'da nasıl yayınladı? Vatikan'daki gizli yapılanma ve dünyanın gizli silahları, hepsi ve daha fazlası Akit Güncel'de masaya yatırılacak. Ali Asımaoğlu soracak, Ali Bektan ve Erkan Macit cevaplayacak. Akit Güncel programı her çarşamba saat 20.45'te Akit TV'de. Evet kıymetli izleyenler, Akit Güncel La Galibe İllallah prensibiyle devam ediyor. Yayınımıza reklam arasında Yeni Şafak gazetesi yazarı Kudüs-ü Şerif ve Mescid-i Aksa aşığı ve muhafızlarından Ömer Lekesiz üstadım katıldılar. Hoş geldiniz. Abi bugün yazınızı okudum Yeni Şafak'ta. Ciğerim yanıyor dediniz. Tam üstündeki kelimelerde yakın iki arkadaşınızı, şehadetleri makbul olsun. Amin. Bu alçak kahpe darbe girişiminde şehit verdik, ciğerim yanıyor dediniz. Nasıl bir yangın abi bu? Valla tarifi biraz zor. Eğer cuma günü psikolojisiyle konuşacak olursam konuşamam, ağlarım. Hı hı. Ama biraz soğutarak ve... İşte artık şeyde de yayınlanıyor detayları, olayların. Onları da görerek biraz daha belki bu vahşiliğin kurgusunu anladıktan sonra biraz daha belki sakinleyebiliyoruz ama bunlar fidan gibi yere düştüler, bir gül gibi yere düştüler. Yani Mustafa diyelim ki işte Mustafa Canbaz tam da bu Kulelilerin asker şeye çocuklara rütbeli elbise giydirilip, ellerine silah verilip dışarıya çıkarıldığında o çatışmaya esnasında vurulmuş. Hatta şöyle bir ihtimal bile var Mustafa Canbaz için ve diğer şehitler için oradaki sniper kullanıldığı yolunda da iddialar var. Bunlar zaten yakında ortaya çıkacaktır. Yine Ankara'da, TürkSat'ta yayın engelini bizzat tek başına ortaya koyan, mücadele eden Ahmet Öztürk diye bir arkadaşımız var. Kendini siper eden. Yani Allah rahmet eylesin. Kırıkkale Üniversitesi'nden tanıdığım biriydi. Evet. 240 şehidimiz var. Evet, 240 şehidimiz var. Daha hala 200 ağır yaralı arkadaşımız var. Hafif yaralılarımız var. Ama şu görülüyor. Yani dün Tayyip Bey'i, reisimizi dinlerken de hak verdim. Elbette kimse Allah'ın verdiği canı almaya kastetmemeli. Ancak yine de toprak dediğimiz şey ancak kanla renklenebilir, mühürlenebilir. Zaten bayrağımız da bunu ortaya koyuyor. Evet, şehit kanı. Evet. Eyvallah. O bakımdan da bunları yaşayacağız. Bunları yaşayacak insanların varlığına şükürler olsun. Evet. Bunları veren Rabbime şükürler olsun. Demin Üstad söylerken de dinledim Ankara'daki olayı. Yani düşünün ki bu insanlar olmasaydı şu anda Türkiye'nin hali ne olurdu? Evet. Cuma günü sokağa çıkanlar. Sonrakilerde elbette farklı etkiler olabilir ama onların da niyetlerinden ve kararlılıklarından adım kadar eminim. Ama Cuma günü çıkanların hepsi ölmeye çıktı. Sizin de hatırlıyor musunuz? Mescid-i Aksa avlusunda oturuyorduk. Evet. Dedim ki abi şu mübarek mescidin İzzetini ve şerefini Müslümanlar olarak yeterince koruyamıyoruz. İçim acıyor şundan dolayı. Amerikalı 24 yaşında bir genç kız Rachel Corrie Gazze'de insanlık adına kendini buldozerin önüne attı ve öldü. Tabii. Sonra Afgan cihadı üzerine, Afganistan cihadında üstadım kitaplarda okurduk vesaire. Afganlı mücahitlerin Ruslara karşı mukavemetlerini artık silah vesaire kalmayınca el bombalarıyla tankların altına atarak kendisini, vatanını canı pahasına savunduğu hikayeleriyle büyüdük biz. Şimdi ben izlediğim televizyonlarda Anadolu coğrafyasının bağrından vatan evlatlarının o tankların önüne kendisini yani bombayla falan değil, kendisini ve canını atmasını gördüğümde cep telefondan umudumu izleyelim mi? Üstadım, arkadaşlar kazandı. Hazırlasınlar. Evet, biz yani, hep beraber izleyelim. Şu o iki tankın altına aynı anda hastanede yatan Kazanlı bir köylü diyor ki Kazan'da dediler ki Menderes gibi ihtilal oluyormuş. Menderes gibi asacakmış dediler. Biz de kalkıp geldik diyor. Ya bakın köylü kahvehanede otururken biri gidiyor kendi ekinini yakıyor. Duman olsun da uçaklar inip kalkamasın diye. Birisi geliyor oraya işte 7 tane şehit var orada. Tamamı yaralı. Evet. 50 kadar geldik diyor. Köprünün başına gitti ilk saatlerde benim çok yakın bir arkadaşım Muhammed Fazlı Demir şehit oldu. Sol gözünden vurdular. Yani. Dün cenaze namazındaydık gibi çok örneği var. Abi başarılamayan darbenin anatomisini bir bize o entelektüel bakışınla arz eder misin? Ya üstad varken tabii ben... sıralı gidiyoruz bir de şöyle unutmayın ki üstad ev sahibi. Üstadın varlığına güvenerek biraz daha rahat konuşmuş olacağım. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek istiyorum. Bugünkü yazımda da üzerinde durdum. Derinleştirmesi gerektiğini de hissettiğim bir konu. Benim kanaatim odur ki eğer bu başarısız darbe olarak gerçekleşseydi bile Amerika'ya yetmeyecekti. Çünkü biz 1200 yıllık bir devlet birikimine sahibiz. Dolayısıyla bu devlet kendisi şu konuştuğumuz yapılarda göz önüne aldığımızda kendisini yenileyecek, dinamizme koyacak, atağa geçecek bir kabiliyete potansiyel olarak her zaman sahiptir. Amerika bunu bilmeyecek kadar da aptal değildir. Dolayısıyla bu başarısız darbe başarılı olsaydı da Amerika'ya yetmeyeceği için Amerika'nın zaten bunlarla gerçekleştirmek istediği şey bir iç savaştı. Yani iç savaş planıydı bu aslında. A planında gerçekleşirse gerçekleştiği takdirde kamplaşma yaratmak suretiyle bir iç savaş, gerçekleşmediği takdirde ki zaten B daha çok öncelikli olduğu gördüğümüz gibi bu durumda da yine askere ve siyasi gruplarla karşı karşıya getirmek suretiyle yine bir iç savaşa gidecekti. Çünkü Amerika için direnci bitmiş, imkanları tükenmiş bir Türkiye lazım. İkisini de o zaman başaramadı. Evet, tıpkı Mısır gibi istiyordu. Yani Mısır bu yönüyle tamamen her şeyini kaybetmiş toplumlardan bir tanesi. Maalesef Müslüman kardeşimiz onlar da bizim. Ama orada başardılar. Bu Mısır, Suriye örnekleri de halkımızın bir ve beraber olmasının önünde önemli faktörlerden olsa gerek. Yani gözlerin önünde her gün bu zulümleri gördüler çünkü televizyonlarda. Şimdi bu bir şey değil. Belki bu entelektüel manada bir bilgiye dökülmüş bir şey değil. Bu bir sezgi. Bu bir feraset. Bu bir basiret. Yani bizim insanımız çevresindeki gördüğü fotoğrafları okumayı bilen bir toplum. Ve dolayısıyla o manada da Çok da işin fikri tarafını derinleştirmediği halde, çok da entelektüel bir boyutu olmadığı halde İstanbul'daki alçakların, sanatçı dediğimiz alçakların benim oyum oradaki adamla nasıl eşit olur dediği adamlar, üstadın söylediği gibi ekinini yakıp uçakların kalkmasını engelliyor. Bunun basiretten daha öte neyle izah edebilirsiniz? Ferasetten öte neyle izah edebilirsiniz? Cesaret. Yani ben dün olay olurken tam da çok tevafuk etti. Paralel yapı ve darbe konulu bir konuşma yapıyordum. Köyceğiz'de. 15 Temmuz'da. Darbe evet, darbe günü. Zaten ben o konuşmayı yaparken tam konuşmanın ortasında haber geldi. Dinleyiciler ne yaptılar biliyor musunuz? Ya Cumhurbaşkanı burada, biz onu kurtarmaya gidelim dediler. Marmaris. Evet, evet. Yani Köyceğiz'den Marmaris. Otele gidelim. Yani tam benim bulunduğum yer Marmaris'le havaalanının, Dalaman'ın tam ortasında. Evet, Köyceğiz. Ben ortadayım. Evet. Sen dediler gelme, güvenlik açısından yolda filan sıkıntı olur. Bizim arkadaşlar gittiler Marmaris'e. Ben de oğlum, damadım, iki oğlumu, damadımı bir durum olursa müdahale edersiniz bari havalanına gidin dedim. Yani herhangi bir durum olursa haberimiz olsun ne yapacağız diye. Yani çok rahat bir şekilde annesi, kardeşler, hatta kızım ben de gideyim filan dedi. Ya kızım dedim, yani bir de senin peşinde koşmayalım. Benim oğlum o gece Dalaman'daydı. Tayyip Bey'in uçağa kalkarken. Sen tanıyacaksın bizim Hekimzade'yi. Doktor Muammer Yıldız. O gün Hatay'a gitmek için havaalanında tam o sırada uçaklar iptal ediliyor. Bir panik havası var ne oldu diye. Muammer Yıldız ki bizim televizyonumuzun da sağlık programcılarından biri. Bir grup arkadaşıyla birlikte Apron'a çıkıyorlar. Nereye? Kuleyi kontrol etmeye. Ya bu tıp doktoru. Evet. Ve oraya gidiyoruz deyince çevredekiler ne oluyorsunuz filan bakıyorlar, kalabalık da gidiyor. Biz diyor kuleye varana kadar 300 kişi olduk diyor. Vardık ki orada askerle polis itişiyorlar. Üstadım görüntü hazırmış. Tamam. Bakalım o kazandaki. Yani çok ilginç. Kapıyı kırıp kuleye çıkıyor. Tayyip Bey inerken yer hizmetleri, yer trafik hizmetlerinin bir engel yok ama ben iniş için destek veremem size. Yani benim görevim değil. Kulede de kaos var. Kulede bizimkiler var. Ama vatandaş gitmiş olaya el koymuş. Bugün bir görüntü vardı. Tankı ele geçirmişler. 10 dakikada nasıl olmuşsa sürmeyi öğrenmişler. Tank sürüyordu vatandaş. Abi bizim çarşaflı kadın kamyon alıp evet, yolculuk taşıyor. Yani. Evet, kıymetli izleyenler, üstadımızın arz ettiği o görüntüyü hep birlikte izleyelim. Kazan. Evet, kıymetli izleyenler, son kelime Allah, la galibe illallah düsturuyla programımıza başladık. İslam coğrafyasının değil, tüm dünya mazlumlarının son karesi ve umudu, Türkiye'nin, Anadolu'nun kahraman insanlarının her türlü siyasi görüş ve fraksiyondan bir araya gelerek bir darbe teşebbüsünü nasıl engellediği üzerine konuşuyoruz. Milli bir duruş, milli bir direniş ve milli bir diriliş ruhuyla konuklarımız Üstad Abdurrahman Dilipak ve Ömer Lekesiz. Üstadım, başarılamayan darbenin anatomisi üzerine devam ediyorduk. Evet. Evet. İlk iki plan tutmadı dedik. İki plan tutmadı. Evet. Peki buraya nasıl gelindi? Evet. Bu şartlara nasıl gelindi? Bir cemaat. Daha sonra kendilerine camia demeye kalkıştılar. Siz onlara nasıl öyle şeyler diyordunuz ki yani 17-25 Aralık'tan beri. Yani vatan görevi yapacak bir şey yok. O 10.000 öldürülecek bir liste var. 10.000 kişi kesim liste varmış ellerinde. Evet. O listenin peşinde şimdi arkadaşlar. Hı hı. Yani büyük ihtimalle buradaki ekip de o listenin içerisindedir yani. Zaten o gece şey başladığında, onların operasyonu başladığında benim kızımın telefonu da benim üzerimdedir. Benim telefon büyük ihtimalle ya kapalıydı ya ulaşamadılar. O telefondan birkaç sefer aramak suretiyle onları rahatsız ettiler. Zaten başlamıştı etki. Şimdi artık doğruyu konuşalım. Hiçbir zaman samimi olanları, ihlas sahibi olanları ve gerçekten dünyayı anlamak adına takipçisi olanları hiçbir şekilde ürkütmeden, üzmeden, onlarla ilgili hiçbir sözümüzün olmadığını söyleyerek biraz şu şakirtler dediğimiz, nur talebeleri dediğimiz ya da nurculuk dediğimiz hareketin yapısal manada nasıl bir şey olduğundan başlamamız gerekiyor. Özetle çok kısa söyleyeceğim. Nurculuk hareketi başlangıcı itibariyle, misyonu itibariyle, özü itibariyle anti-Kemalist, anti-materyalist, anti-komünist bir din söylemli harekettir. Anti-kapitalist değildir. Anti-sömürgeci değildir. Said Nursi'nin ne İsevilerle ne Musevilerle ilgili o cilt cilt risalelerinin hiçbirisinde ciddi bir eleştirisine rastlamazsınız. Ne İngiltere ile ilgili, ne Amerika ile ilgili, ne Avrupa ülkeleriyle ilgili. Onun bütün meselesi maddiyundur. Onun bütün meselesi Sovyet Sosyalist Cumhuriyet Birliği'ndeki komünist yapıdır ve bütün mücadelesi de ona yönelik. Anti-iman. Evet. Bunu niye söylüyorum? Bunu şundan söylüyorum. Hani o malum zat söylemişti. 40 yıldır ördüğümüz hırkayı götürüp de Tayyip'e mi teslim edelim diye. Uzun adama. İşte evet, uzun adama mı teslim edelim diye. İşte o 40 yıl keyfinden söylenmiş ya da mecazen söylenmiş bir rakam değil. O 40 rakamının tekabül ettiği rakam 1970-71'dir. Şöyle ki, Said Nursi'nin ölümünden sonraki 60'ta ölmüştür. Önümüze çıkan 10 yıllık süreçte Nur Hareketi, şakirtler, okuyucular ve yazıcılar olmak üzere iki gruba ayrıldı. Ne zaman ki Milli Nizam Partisi kurulup Müslümanlar kendilerini siyasal parti olarak ifade etmeye karar verince bu sefer bu doğrudan onların yapısını etkiledi. Gerek nurculardan, gerek okuyuculardan, yazıcılardan belli bir kısmı Milli Nizam Partisi hareketine katılmak suretiyle yapıdan ayrıştı. Evet. Ve o yapı Yeni Asya fraksiyonu olmak üzere o zamanlar ve bunun karşısında olanlar olmak üzere bir takım yapılara bölündü. Önce ikiye bölündü. Sonra başka hocaefendilerin ismiyle başka yapılara bölündü. Orada dikkati çekmeyen gerçek bölünme, asıl bölünme işte bu malum kişinin ortaya koyduğu bölünmeyi. Oraya kadar, o bölünmeye kadar samimiyetle o anti-komünist o bölünmeye kadar bu kişinin adı bile yok. Adı bile yok. Heh, yani samimiyetle yürüyor. Evet. Kendisi Risale-i Nur hareketi. Türk ordusunun o anti-materyalist, anti-komünist hassasiyetini bilmek suretiyle o damarı çok iyi işleyerek ve o günden başlayarak ordunun içine sızma operasyonlarını şekillendirmeye başladı. Ordunun ve diğer kurumların diyebiliriz. Nereden güç aldı diyeceksiniz. Asıl güç aldığı yerlerden bir tanesi tabi bu arada şey darbesi var işte 12 Mart darbesi var. 12 Mart şeyin tasfiyesi, Marksistlerin tasfiye edildiği darbe. Bütün bu süreçler içerisinde bu hep bunlara yakın durmak ve ordudaki böyle bir tehlikeyi önlemek için bunlarla işbirliğinde olmak gibi bir şeyde bulundu. Çabada bulundu. Ne zaman atağa kalktı dersek, atağa kalkması da 1980 darbesildir. 12 Eylül darbesildir. 12 Eylül darbesinde Sıkı Yönetim Komutanlığından aranan bir adam olmasına rağmen meşhurdur Kayıp İmam olayı derler ona. Korundu, gözetti. Kendisi güney illerimizde, Ege'de ve sair yerlerde, bölgelerde rahat rahat vaazlarını yapıp rahat rahat himmetlerini toplayabiliyordu. Evet. 90'lara da gelince de bu İlimli İslam projesi dediğimiz. Evet. Ve ondan sonra 28 Şubat var tabii. 28 Şubat'ında da bu işbirliği tamamen organik bir dayanışmaya dönüştü. Hatta geçmişteki zaman yazarlarından bir tanesi, gerekirse ismini de açıklarız. Onun mektupçuluğunu yapmak suretiyle özellikle bu JITEM'i kuranlarla bunlar arasında çok ciddi bir kaynaşma, çok ciddi bir birlik oluştu. Derinlerle nikah kıymaya başladı. Evet, aynen o şekilde. Hem de birden fazla aslında. Evet, asıl maddi planda görünürlüğe çıkmaları ne zamandır dersek bu da Ecevit zamanındadır. Herkesin bildiği gibi. Üstadım orada bir es verirsek, şimdi üstadın orayla alakalı önemi var şahıs olarak da. Çünkü kendi açıklaması var. O 90'lı yıllarda. Ben dedim zaten. Önce bana geldiler. Üstadım tamamlayacaktır dedim. Tabii önce bana geldiler diye açıklaması var. Evet. Bu Ilımlı İslam projesiyle alakalı bir liderlik hareketiyle başlayıp daha sonra Fethullah Gülen'e tevdi edilen derin Amerikan Haçlı-Siyon operasyonunun projesini. Üstadım bu anatomiye oradan devam ederseniz. Yani Fethullah Gülen aslında 1962'den beri aktif ama devlet içinde bir unsur olarak, dolaylı olarak bağlı. Doğrudan değil. Bu bireysel ilişkileri ki Erzurum'da halk evlerinde Alvarlızade'yi ihbar edenlerdendir. Edirne'de hakkında bir sürü şaibeler var. İzmir'e geldiğinden itibaren de Nurettin Veren'le beraberdirler. Daha çok kariyerini İzmir'de tamamladı. İstanbul'a gelişi aslında 1974'te af sonrası Milli Nizam'dan kopmalar başlayınca ayrılan kanat Nurcu kanattı. Başlangıcında Nakşi Nurcu karması bir ana omurga vardı. 74'te Nurcu kanadı ayrıldı. Evet. Ki bu bilinen bir şey. Yani Nurcularla aslında 74, hiçbir ciddi evet. Bu manada Risale-i Nur zihniyeti ruhuyla hiçbir bağlantısı yoktu aslında. Kullandı. Doğru mu? 74 olayından sonra İran'da devrimci hareketler etkisini göstermeye başladı ve ondan sonra bu Yeşil Kuşak projesi içerisinde anti-komünist unsurların yerine anti-İslamist unsurları almaya başladığını görüyoruz. Ve sol-sağ çatışmaları birbirini nötralize ederken yeni tehdit algısı İslamcılık olmaya evet. başladı. Çünkü Müslümanların iktidar olması, yani CHP-MSP koalisyonu, 6 tane bakanlık vardı, çok ciddi kadrolar geldi. Buna bağlı Anadolu sermayesi büyük şehirlere gelmeye başladı. Arkasından 1. MC, 2. MC dönemlerinde yine yeni isimler ortaya çıktı. Özal aslında bizim milli burjuvaziyi, yeşil sermayeyi kontrol altına alacaktı. Yani bizim ılımlı İslamcıları sisteme entegre edecekti. Fethullah Gülen de sosyolojik ve teolojik bir arka plan oluşturacaktı. TSE damgalı din artık toplumu tatmin etmiyordu. Onlara yeni rasyonel bir mistisizm, ne demekse yani saçma bir şey olduğunu biliyorum. Yani çünkü bunlar Scientologist bir çizgi izliyorlar. Bilim, eğitim, modern kavramlarla konuşuyorlar. Ama teolojik bir arka plana da sahipler. Christian Monitor dergisinden tercümelerle sızıntı, hatta resimleri oradan iktibas ediyorlardı. Yani çok farklı bir tam Amerikan tarzı bir şey. New Age yani yeni çağ dinleri İslam'da da yeni bir. Şimdi burada 1980 darbesinden sonra uluslararası sistem artık İslamcılar tasfiye edilemeyecekleri için hem yeşil sermaye hem de İslami sivil toplum ve bu yeni aktörlerin sisteme entegre edilmesi gerekiyordu. Ama devlet çok hantaldı ve ordu bunu başaramadı. Diyaneti albaylar danışman olarak alındılar. 1991 yılında doğrudan Amerika kendisine bağlı bir hareket olarak bugün Fethullah Gülen Hareketi denilen hareketi örgütledi. Hareketin Türkiye'de görünmeyen isimleri var. Şerif Mardin önemli bir isimdir. Mesela bu hareketin oluşturulmasında Amerika'dan gelen uzmanlarla. Ruşen Çakır çok önemli bir isimdir mesela. Fehmi Koru o zaman yakın çalıştıkları kişilerden biri ya da ne bileyim neydi o? Mustafa Akyol var mesela şimdi. Yani bir sürü yeniden, ben evet. ilk başlangıçta o profesör neydi bu? Mustafa Mürsel var. Yo diyalog o hareket seküler çevre. Niyazi Öktem. Mesela çok önemli bunlar ilk başlangıçtaki isimler. Farklı alanlardan hiç yani ben o günlerde ilk hoşgörü ödeli alanlardan evet, biriyim. Yani Toktamış Ateş'le beraber. Paralel ihanet çetesi, kısa adı PİÇ olan paralel ihanet çetesinin ödül verdiği üstadlarımızdan da. Onu siz iade ettiniz mi? Yani canlı kime iade edeceğimi bilmiyorum. Kimse kalmadı ama Pensilvanya adresine gönderebiliriz yani. Reddettiğimi açıkladım. Şimdi iade alınırsa geldiğinde artık verirsiniz. Ömer abi, burada tam üstadımın getirdiği bu noktaya kadar bu oluşumun karşısındaki rakip kimdi sizce? Yani o 90'lı yıllardan itibaren kimi rakip? 91 oldu? Yılı Graham Fuller. Yani Graham Fuller'in yani bu milli görüş hareketi, bu siyasi hareket, Erbakan Hoca çizgisi, bugüne yansıyan AK Parti, yani siyasi olarak bunu hep rakip gördü diyebilir miyiz? Cemaat oluşumları, diğerleri, İsmail Ağa'dan tutun Adıyaman'a kadar. Yani zaten kendisinden başka hiçbir gruba, hiçbir görüşe, ideolojiye yaşama hakkı vermiyordu. Ama herkes kullanabiliyordu yani. Evet. Refah Yol hükümetinde de vardı, AK Parti'nin oluşumunda da var bunlar. Evet, AK Parti'nin oluşumunda da var. O lobicilik faaliyetlerinin sürdüğü dönemlerden sirayet eden bağlantılar da hala AK Parti'de devam ediyor. Hı-hı. Ancak şükürler olsun ki o lobi faaliyetleriyle AK Parti'ye, siyasete sıçrayanların siyasi bilinci Cenab-ı Hakk'a şükür çok net ve çok rahat. Nadir Latif İslam'ı kastediyorum mesela. Hı hı. Nadir Latif İslam yıllarca AK şey içerisinde, Adalet Partisi içerisinde onların temsilciliğini yapmıştır. Hı hı. Ama Nadir Latif İslam'ın gelini Ayşenur İslam'dır. Hı hı. Bakan olmuştur ama siyasi bilinç olarak, ben işini de az çok biliyorum, siyasi bilinç olarak çok farklı yerlerdedir. Onlar bunlara da hayat hakkı vermediler tabii. Kullandılar herkese aslında. Yani işin doğrusu şu, bunların bu manada üstadın da söylediği şekliyle kendi başlarına zaten yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Zaten ödev alıyorlardı. Hı. Yani şu hadise karşısında şöyle bir pozisyon takınacaksınız. Şununla ilgili bunu yapacaksınız. Onunla ilgili bu olacak. Yani bunlar bir tür satrancın biraz daha etkili bir piyonu. Sahada mücadele eden insanlar. Uluslararası Siyonist Haçlı çete zaten bunlara her türlü desteği veriyor ülkede. Bir de arada zaten şöyle bir ayrımdan da bunu fark etmek mümkün. Hı hı. Bunlar mesela hiç karınca incitmeyen adamlar. Değil mi? Tabii. Niye bunlar karınca incitmeyen? Çünkü diğer Müslümanlar terörist. Bunların diyalogçuluktan yana olmak üzere Vatikan'a gidip el öpmeleriyle başlayan bir süreçtir o da. Diyalogçuluktan yana olmalarıyla zaten diğer Müslümanlarla, Kur'an'ın verdiği hükme tabi olan Müslümanlarla kendi aralarında zaten mesafe koydular. Böyle olunca bu bölgeye hayat veren, ruh veren İslami düşünce dolayısıyla kadük hale gelmeye başlıyor. Bunların ortaya koyduğu İslam, yeni İslam geçerli hale gelmeye başlıyor. Nasıl bir İslam bu? Hiç kimseyle çatışması olmayan, problemi olmayan, sadece dini ritüellere tabi kılınmış, siyasal hiçbir talebi olmayan bir İslam. Yurtta sulh üstadım. Yurtta sulh İslam'ı. Yurtta sulh, cihanda da sulh. Hatta. Yani. Çünkü biliyorsunuz darbe konseyinin yurtta sulh da adı. Evet. Bakalım kimlerle sulh yapmış. Evet, kıymetli izleyenler. Güzel gidiyoruz. Entelektüel bir bakış açısı sunuyoruz. Üstad Ömer Lekesiz ve Dilip Ak'la az sonra tekrar birlikte olacağız. Evet kıymetli izleyenler, başarılamayan darbenin anatomisi üzerine Abdurrahman Dilip Ak ve Ömer Lekesiz üstadlarımızla devam ediyoruz. Ömer abi, bu anatomi üzerinde giderken, konuşurken Ecevit dönemine gelmiştik. Evet. Ecevit döneminde artık bunlar palazlanmaya, kendilerini göstermeye başladığını söylediniz. Paralel ihanet çetesinin. Şimdi tabii AK Parti'ye bir ciddi bir eleştiri var. Yani özellikle Tayyip Erdoğan'a. Yani AK Parti döneminde iyicene palazlandı. Ne istediğinizde vermedik sözü Sayın Cumhurbaşkanımıza, milletin adamına ait. Nasıl yorumlayalım? Şimdi Akit TV seyircilerinden özür dileyerek biraz bir teknik dile girmek zorunda kalacağım bu hadiseyi anlatabilmek için. Toplumlar ana yapı itibariyle, daha doğrusu toplum dediğimiz şey iki ana topluma ayrılır. Hı hı. Bu toplumlardan bir tanesi sivil toplum, diğer toplum da siyasal toplumdur. Siyasal toplum dediğimizde bütün resmi kurumlar, okullar, öğretmenler de dahildir. Onların tamamı, yani devletten resmi bir bağı bulunan herkes, okullar dahil siyasal toplumu ifade ederler. Sivil toplum dediğimiz kesim de bunun tamamen dışında ekonomiyi elinde tutan toplum olarak şekillendirdiğimiz resmiyetle bağ olmayan bir toplumdur. Eğer sivil toplumla siyasal toplumu iki ayrı tepe gibi düşünürsek bunlar olan şeylerdir, gerçekliktir, vardır, sabit ve somuttur. Bunların arasında gerçek şahsiyeti olmayan, hükmî şahsiyete sahip, tıpkı bir bulut gibi bu iki tepeyi birleştiren devlet vardır. Hmm. Devlet sadece adı itibariyle, bu ismi taşımak itibariyle devlettir. Yoksa filan müessese devlettir diyebileceğim bir devlet söz konusu değildir. Devlet ne yapar? Devlet, sivil toplumla siyasal toplumun dengeli bir şekilde işbirliği içerisinde yaşamasını sağlar. Devlet bunun için vardır, zorunludur. Devlet olmadan da bu birliği gerçekleştirmek mümkün değildir. Eğer devlet siyasal toplumdan yana bir eğilim gösterirse totalitarizm, zorbalık ortaya çıkar. Kemalizm örneğinde olduğu gibi. Yok, sivil toplum tarafına eğim gösterirse bu sefer erkte bir zayıflama, iktidar gücünde bir zayıflama, bu sefer affınıza sığınarak söyleyeyim, kuyruğun köpeği salladığı bir döneme geçirmiş olur. Dolayısıyla devlet bu iki siyasal toplumu, sosyal toplumu dengel olarak yürütmek zorundadır. Evet. Şimdi AK Parti'nin demin üstadın da söylediği gibi koalisyonlardan, efendim işte 28 Şubat darbesinden, onun ardındaki gelen yapılardan kaynaklanan zaten sistemde, bir de tabii bidayetinden, anayasadan kaynaklanan bir sıkıntı, bir kayma, bir bozulma, bir taşüş, bir ifsat durumu zaten vardı. AK Parti böyle bir yapıyı devraldı. Zaten AK Parti'yi de böyle bir yapının içinden çıkamadıkları, sistemi düzeltemedikleri için zaten AK Parti'yi teslim etmek zorunda kaldılar. Evet, mecbur kaldı. Evet. Dolayısıyla AK Parti iktidarı, ki AK Parti iktidarı dediğimizde de reisimiz akla gelir. Evet. Recep Tayyip Erdoğan da sosyal toplumla sivil toplum arasında hükmü şahsiyete sahip olan bir devletin yöneticisi olarak bu dengeleri yeniden dizayn etmek zorundaydı. Bunlar bugünden yarına dizayn edilecek şeyler değildi. Özellikle paralel ihanet çetesinin 40 yılda ortaya koyduğu performans 10 yılda üstesinden gelecek bir şey değildi. Şimdi de bunu bu darbe teşebbüsüyle gayet iyi görüyoruz. En az bir nesil lazım. Arkadaşlarımdan biri, ben çok yapıyı bilmem, bu emniyet yapısını, MİT yapısını filan, ama kendisine güvendiğim bir arkadaşım şey demişti. Emniyet teşkilatını lağvedip yeniden kurmadıkça bu örümcek ağını temizleyemezler. O kadar evet. Şey yapıldı yani, bu kadar. Her yere bulaştılar. Bu kadar. İşte bunlar. Rakamları görüyorsunuz. Bu rakamlar daha devede kulak. Evet. Doğru. Yani bu rakamlar daha devede kulak. Şimdi de daha neleri göreceğiz? Daha neleri göreceğiz? Sen, nelere şahit olacağız? Evet. Hangi bağlantıları göreceğiz? Bu noktada şimdi şöyle bir tez vardı. Mustafa Ortak arkadaşımız, siz tanıyorsunuz. Şöyle söylemişti dün akşamda. Aslında dedi, paralel ihanet çetesi hani partileri ele geçirmek gibi bir iddiası yok. Yani AK Parti benim olsun, şu parti benim olsun. Onlar devleti ele geçirmek istiyordular ve hedefleri devletti. Yani Tayyip Erdoğan'ın şahsında münhasır olan konu, Tayyip Erdoğan'ın şahsı değil, devleti temsil kabiliyetiydi. Bu bağlamda baktığımızda devlet kurumlarının, özellikle emniyet, TSK, Milli Eğitim, MİT, hepsinin geçirilmek istenmesi ve geçirilmesini böyle yorumlayabilir miyiz? Ya partiler de aynı şekilde. Yani AK Parti'de de varlar, CHP'de de varlar. Yani çok açık konuşayım. Baykal da aynı şekilde sistemin içindeydi. Kılıçdaroğlu da. Baykal Cumhurbaşkanı olması gerekiyordu. Rolünü iyi oynamadığı için tasfiye edildi. Yerine geçici olarak da Kılıçdaroğlu getirildi. Sorun oradan kayıyor. MHP'de de varlar. HDP'de de varlar. Yani olmadıkları yer yok ki. Evet. Yani bunlar ruh gibi her yere sirayet edecek. Yani adamı kaçıyor, nereye kaçıyor? PYD'nin bulunduğu bölgeye kaçıyor. Niye? Çünkü PYD'nin orada Amerika'da var, İngiltere'de var, Fransa'da var, İsrail'de var. Rusya'da orası var, bir hepsi. Koalisyon, herkes var. Dolayısıyla yani bunların tek bir partiyle yetinmeleri mümkün değil. Yani destekledikleri parti olabilir. İşte MHP'den ayrılacak bir grupla siyasi bir oluşum gerçekleştirebilseler de bana kalırsa AK Parti'den de, CHP'den de, hatta HDP'den de bir takım milletvekilleri o liberal kanattan bu yeni oluşuma katılabilirdi ve grup da kurabilirlerdi rahatlıkla. Onun için bunlar tek partiyle yetinmezler. Yani kim iktidar olursa olsun kendileri iktidar olmaları gerekir. Yani Türkiye'nin tam bir Kemalist mantık aslında. Türkiye'nin sol bir iktidara ihtiyacı varsa Ecevit de bunlardandı. Yani DSP bunlarla bağlantılıydı. Böyle bir anlayışta bunların büyük patron da öyle düşündüğü için bunlar da küçük Amerika şeklinde kendilerini. Küçük şeytan dediniz. Yani kendilerini o şekilde dizayn ediyorlar. Şimdi biraz önce ilginç bir haber geldi Twitter'a. Bu Fethullah Gülen'in mehdiyetini mahkeme kararıyla 18 Asliye Ceza Mahkemesi 4 Temmuz günü mahkeme kararı vermiş. Mehdi olduğuna dair. Yani arkadaşlar bakabilirler. Milliyet Gazetesi'nin internet sayfasında tarihe geçen skandal Gülen Mehdi ilan edildi şeklinde. Mahkeme kararı. Yani. Evet, mahkeme kararı. İlhan Karagöz 572 sayfalık karar şu anda UYAP'ta var. Avukatlar girip bakabilirler. Şaka mı ya? Hayır, mahkeme kararıyla Fethullah Gülen'in sessiz sedasız Mehdi olduğuna mahkeme karar veriyor. Ve yakında gelip dünyayı kurtaracak, dünya barışa. Ve bu mahkeme kararı 4 Temmuz'da 18 Asliye Ceza Mahkemesi'nde verilmiş ve şu anda UYAP'ta yüklüymüş. Biz de Yargıtay'a gidelim. Yok ya, bence üstad yapalım diye. Allah Allah. Yani bunlar Mehdi geldi diyecekler. Yani bu Hümeyni'nin Tahran'a dönüşü değil. Çok daha farklı, ileri bu bir şey. Bu adam kazansaydı, Allah vermeye de hafazan Allah. Yani, evet, haberi arkadaşlar ekrana yansıttılar. İnsanlar sahası Gülen ile ortaya çıkıyor. 18. Asliye Ceza Mahkemesi kararında arkadaşlara teşekkür ediyorum. Hemen Hz. Musa'nın asasının Fethullah Gülen ile ortaya çıkacağı iddia ederek Asay Musa tabii ki Fethullah Hoca ile ortaya çıkacak ve daha sonraki süreçte Hz. İsa Aleyhisselam'ın dünyaya gelerek Mehdi Aleyhisselam'ın arkasında namaza duracağı, ona tabi olacağı fakat daha sonraki aşamada Mehdi Aleyhisselam'ın da Hz. İsa Aleyhisselam'ın arkasında namaza duracağı yazmaktadır kaynaklar. Cehça. Ben de herhalde yani bu kıymetli izleyenler bizim için de ilk kitabında... şu an olduğu için biz de videovola takıldık. Yani okumaya çalışıp anlamaya da çalışıyoruz. Yani doğruymuş bu saçmalık, bu aptallık. Ve Türkiye ama üzerinden Siyonizmin bütün... hani Kabbalist Talmud üzerinden de planı projesi zaten bu değil mi? Yani Mescid-i Aksa yıkılacak. Mescid-i Aksa yıkıldığında oraya bir tapınak inşa edilecek. Musa Aleyhisselam'ın asası bulunacak. Davut Aleyhisselam'ın kılıcı çıkacak. Amerika yeni bir Mehdi getirecekse Amerika'nın Mehdi'ye. O zaman bizden birisini getirsin. Yabancıya gitmeyelim. Ama büyük bir felaket. Yani bu fitne Gülen fitnesine benzemez. Paralel fitnesine benzemez. Ümmete yönelik bir şey. Çok büyük bir felaket. Yani bu senaryo ilan ediyorum Mehdi hukuk. Yani doğrudan mahkeme kararıyla Mehdi ilan ediyor. Hangi Şia buna iman edecek? Bu sadece Şia'da değil üstadım. Bu aynı zamanda İsevileri de Musevileri de kapsayan bir şey. Herkes bakın zaten bölgede şey yani. Çok Mehdilik tartışması çok kırılgan bir konu. Yani böyle bir felaket yanı var. Bu işin arkasında sadece Gülen örgütü yok. Kesinlikle. Bana kalırsa tutuklananlar da sadece Gülen örgütünden ibaret değil. Demin de söyledim. Bunların arkasında Gülen'in iktidara geleceğini düşünerek işbirliği yapmak isteyen menfaatçı alçaklar da var. Gülencilerin şantajla yanına çektikleri alçaklar da var. Hatta daha önce Gülencilere karşı direnen bu Ergenekon ve Balyoz'da Batı Çalışma grubu kafalı birileri Amerika ile, İngiltere ile, İsrail ile, localarla vardıkları mutabakattan sonra ki bana bir kaynaktan gelen bilgiye göre o dönemde bu bizim Güven Erkaya'nın orduya alıp özel olarak yetiştirdiği, ilgilendiği Batı Çalışma grubuna bağlı genç subaylar bugün çok etkin makamdalar. Onların da bu süreci, bu darbeye aktif destek sağladıkları söyleniyor. Uluslararası bir konsorsiyum. Yani bakın bu kadar... Ezoterik ama değil mi bir de? Ezoterik yani yanı var. İşte böyle bunlarla hiç alakası olmayan ordu içindeki bir takım unsurlar da yoksa bu kadar general paralelci değildir, olamaz. Yani burada bana 10 tane general göstersin. Aşağıya doğru giderek oranları artıyor. Albay seviyesinde %5'tir. Ne bileyim işte yarbay seviyesinde %7'dir. Yüzbaşı seviyesinde %15'tir. Yani ama tarihi bile o zaman assubaya gelirsin, değil 15 Temmuz. Assubaya gelirsin bir şeydir. Böyle bir kademe olması lazım. Tutuklananların sayısı çok fazla. O zaman bunlar tutuklanan kişilerin bir kısmı, bakın tekrar söylüyorum, bunlar iktidara gelecek diye bunlarla beraber olan menfaat çeteleri, bunların tehdit ve şantajla yanlarına aldığı kadrolar, uluslararası sistemin paralel yapıya destek için görevlendirdiği unsurlarla beraber topyekün bir savaştı bu. Topyekün bir Haçlı Seferi gibi. 15 Temmuz 1099 Haçlıların Kudüs'e giriş tarihidir. Evet. 15 Temmuz 2016 bir Haçlı operasyonuyla, Haçlı Siyon diyoruz biz onlara. Tabii işte Mehdi geliyor. Operasyonda Mehdi geliyor işte. Tabii Mehdi, bakın cesarete bakıyorsun. Bir mahkeme adam, Fethullah Gülen'in Mehdi olduğuna dair 572 sayfalık karar veriyor. Bu kadar bugün Kılıçdaroğlu diyordu, yargıya karşı diyor bir darbedir, yargı darbe mi yapacak sanıyorum o diyordu, yanılmış olabilirim. Bu kadar yargıcı diyor tutuklamak siyasetin yargıya müdahalesidir diyor. Bu kafadaki insanlar var, bakın mahkeme kararıya mehdiyet ilan eden. Evet, çünkü bu kafa, biz de diyoruz ki nasıl meclisi bombaladı, nasıl Sikorsky'den halkına öldürmeye çalıştı. Kaybetme ihtimalleri yoktu bunun. Çünkü o Cebrail'siz haşa Allah'la görüşüp bu talimatı verirken sonucu belli bir takdirden söz ediyordu. Bir kaderden söz ediyordu. Ama hala bunlar dinlerini kaybetmediler. Ayrı bir din bu. İslam filan değil. Evet. Yani benim söylediğim şu... müfessirlerimizden özür dileyerek söylüyorum ama ben neticede Müslümanım ve Kur'an'ı da anlayabileceğim için. Müslümancı değilsiniz değil mi? Müslümancı değilim. Nuh Aleyhisselam'la karısının arasında ne kadar mesafe varsa bunlarla da bizim aramızda o kadar mesafe var. Eyvallah. Nuh Aleyhisselam da Lut Aleyhisselam. Sadecelik bir ifade oldu. Ve bu mehdilik işinde ben işin biraz şeyini düşürmek için yersiz görenler olabilir ama biz bir fıkra anlatmak bir istiyorum. Bir fark daha söyleyelim. Firavun'la Hazreti Asiye arasında ne kadar fark var? Evet, ne kadar fark var. Şimdi Hollandalı biri Beytül Makdis'e gitmiş karısıyla beraber. Karısı çok şirret bir karı. Bezdirmiş onu hayatı boyunca. Gitmişler, Beytül Makdis'te ölmüş kadın. Adam demiş ki ya demiş bunu burada defnetsem ne olur, göndersem ne olur maliyeti diye cenaze şirketine sorunca demişler ki buraya defnedersen $300, gönderirsen $5000. Hani adam bekliyor ki $300 verecek, buraya defnettirecek, diyor, bunu diyor $5000 vereyim memlekete gönder. Diyor ki adam sen deli misin diyor ya, bak $300 burada. Ya diyor burada diyor İsa diye biri yaşamış. Onu öldürmüşler, mezara koymuşlar. Ertesi gün tekrar dirilmiş. Ne olur ne olmaz, ben işimi garantiye alayım. Benim terbiyesiz memlekete gönderin. Evet, şimdi bu Mehdi'yi memleketine göndereceğiz. Eyvallah, eyvallah. Yani Yani şimdi buraya gelirse Diyanet de cenazesini de kılmayacak. Yani gelmesi de bir problem. Yani fetva ama veremem ama ben kılmam mesela. Yani. Ya şimdi kimse kılana da dost olmam. Diyanet açıklama yaptı zaten bugün. Yani bu çatışmalarda ölen, karşı canattan ölenler asla cenaze namazı kılmayacak. Bu gelmesi APO'yu çok memnun eder. Çünkü hiç olmasa bir arkadaş bulur. Otururlar artık ezoterik yaklaşımlarla meselelerini çözerler sanırım. Ben gelmesinden de yana değilim. Dün tweetimi de attım. Yani çünkü bu artık yani işte üstadın söylediği tabloyu ben dinledikçe yani tüylerim diken diken oluyor. Onun için tansiyonu fıkrayla düşüreyim dedim. Evet. Çıldırasım geliyor. Şimdi böylesine bir edepten, ahlaktan, etikten, şereften, haysiyetten yoksun bir adam gitmiş ve kurtulmuşuz. Biz bu adamı niye getirip de bu milletin ekmeğiyle besleyelim ki? Niye damda tutalım ki? Niye bu toprakları tekrar bunun ayaklarıyla kirlettirelim ki? Benim teklifim çok açık şekilde söylüyorum. Atlas Okyanusu'nun üzerinde bu adamı itlaf edip oraya atmaktır. Eyvah. Çok. Atmaktır. Evet. Yani 240 kişinin kanı var bu adamın elinde abi. Belki ya, bunun sayısı yarım 400'e çıkacak. Ya bu mehdiyet iddiasıyla aslında DAEŞ'ten daha tehlikeli olabilir. Yani bu, çok tehlikeli. Bununla alakalı bir tez vardı. Biz bunu konuştuk sizinle Ömer abi. Bu 17-25 Aralık operasyonları da başarılı olsalardı zaten hani Fethullah Gülen'in Türkiye'ye bir kahraman gibi bir Hümeyni mantığıyla Fransa'dan gelmesi gibi o da Amerika'dan gelecek. İşte devletin başına oturacak ve akabinde Ayasofya'yı ibadete açacak. Ama bir şartla Ayasofya kadim medeniyetimizin ortak kültürü. Diyalog, barış, tabii, sevgi, kardeşlik. Orada Hristiyanlarla Müslümanların aynı ortamda ibadet edeceği bir ortam oluşturulacak. Kiliseye de çevrilecek. Diyalog dini işte. Tabii yani. Ve akabinde tabii, aynı halife İslam coğrafyasındaki IŞİD'i de arkasına alarak. Çünkü IŞİD'in de arkasında aynı klikler, aynı yapılar var. Mescid-i Aksa kadim tarihiyle yaratıldığı günden bu yana ki Yahudi, Hristiyan ve Müslümanların bugün için ortak mabedidir. Hani Kudüs Rabbin şehridir. Hiçbir dinin ya da herhangi bir ırkın kontrolüne verilemez. O halde Yahudilerin, Hristiyanların ve Müslümanların ortak ibadet hali ve yeri olmalı diyerek Mescid-i Aksa'nın yıkılarak yerine yeni bir tapınak inşa edilerek bir proje geliştirdiklerini ve bunun Mescid-i Aksa'nın yıkılmasına dayanan projenin bir parçası olduğu konuşuldu. Evet. Şimdi biz Mescid-i Aksa'ya sıklıkla gitmiş iki dostuz, iki kardeşiz. Burada onu, tabii, orada da onun yansımalarını gördük. Yani orada Yahudi hahamları gördük, biz rabbinleri gördük, papazları gördük. Tabii. Şimdi bunları görünce yani biraz belki izleyicilerimiz bunlar ne konuşuyor falan diyebilir ama bunların altı boş değil. Tabii. Boş olmadığını işte mahkeme kararıyla bunlar yani, bu çılgınlıklarını delillemiş ve belgelemiş. Ya o kadar hakim keyfinden atılmamış. Yani bu hani soru şu, hani Gülen kazansaydı ne olurdu? Ne olacaktı? Biz ne olacaktık? Ülke ne olacaktı? Ümmet coğrafyası ne olacaktı? Yani infazlar gerçekleşecekti. Yani 550 tane Denizli'den sanıyorum, Manisa mı Denizli mi? Komando Ankara'ya getirilecekti. Öyle yargılama, tutuklama, gözaltı falan değil. Evet. Yakalandığı yani, yerde, görüldüğü yerde öldürürsün. İnfaz timleri ve infaz listeleri. Evet. İnfaz listeleri ele geçti bazı, Adana'daki ele geçti sanıyorum. Gidip doğrudan infaz edecekler. Sonra Mehdi gelecek, zaten Mehdi gelmeden büyük fitne çıkacak ya. Bu Alevileri sokağa dökecekler, Sünnileri, Selefileri, Kürtleri, Türkleri, dini, mezhebi, ideolojik, politik, felsefi, vicdani, herkes birbirini kırsın, ölen ölür, kalan sağlar bizimdir. Evet, Amerika'nın projesi de buydu abi. Yani daha kontrol edilebilir, hayır diyen bir Türkiye istemiyorlar. Amerika'nın ucuz oy deposu olacak olan. Emirlerin yerine getirilecek. Yani onlara rekabet eden değil, onların sıçrama tahtası olan. Türkiye'yi çok fazla küçültmezler çünkü Türkiye üzerinden yapacakları çok iş var. Etkisiz bir Türkiye işlerine yaramaz. Onun için Türkiye öyle bölünme falan değil ama mesela Bosna, Hırp, Sırvat gibi böyle bir ama yine bir arada tutarak şeyler. Güneydoğu'da yani birbirlerine karşı birisi söz dinlemezse ötekini başına bela edecekleri unsurlar. Artık bu blok kontrol sistemi esas Körfezi bile kendi aralarında bir konfederasyon haline getirmeye çalışıyorlar. Yani her biriyle uğraşacak vakitleri yok. Her şey çok hızlandı. Onun için Türkiye üzerinde de böyle bir yeni yaklaşım, hatta Suriye, Irak biz bütünleşelim diyoruz ya, onlar da bütünleşir. Özel bölgelerle, yani blok olarak kontrol edersiniz. Sorun çıkartan varsa kim, affedersiniz, yani çok kaba bir tabir ama iti ite kırdırmak diye bir şey var. Bizi insan yerine koymadıkları için birini ötekine, ki bunu daha önce Ruanda'da da, bütün dünyada yaptılar. Sağ-sol çatışması da aynı şey değil miydi? Suriye'de de yaptılar yani. Yani sağ, Türk, Alev hepsini. Sağ-sol çatışması da böyle bir şey değil miydi? Onun için bu Allah korudu, yani verilmiş sadakamız varmış diye bir söz var. Yoksa Türkiye direkten döndü Allah'ın yardımıyla, halkın uyanıklığı sayesinde ve Cumhurbaşkanı'nın, yani bu anlamda gerçekten ciddi bir cesaret örneği ortaya koydu. Yani bakın, birçok kişi sonunu görmediği bir yere yolculuğa çıkmaz. Abdullah Gül çıkmaz mesela. Ahmet Davutoğlu çok daha fazla hesap yapar. Bu bir anda yola çıkıyor. Giderken yolda iki uçak daha havalanına indiriliyor. Kodları değiştiriliyor uçakların. Bir şaşırtmaca oynanıyor. Uçak havalanıyor. Nereye gidecekleri, nasıl inecekleri daha belli değil. 4 saat havada kalabiliriz diyor. Evet. Ve kule işgal edilmiş. Trafik koordinasyon merkezi tutulmuş. Yani her taraf boş. Ben indiremem sizi ama iniyorsanız inin diyor. Adam, yani çünkü yetkisi yok öyle bir şeye. Aşağıda bir bariyer var mı? Işık yok. Yani kendi ışığıyla iniyor. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Yani Üstadım, pilot da burada çok büyük bir cesaret. Şu bir moddadır bu Türkiye'de, yani 10 yıldır. Ve Amerika Nicelik üstünden kalkan tanker uçaklarının havada ikmal yaptığı jetler vurmak için dolaşıyor. Siz Eskişehir'den 2 tane karşı jet alıyorsunuz. O jetler bunları uzak tutuyorlar. Ve 3 tane uçak havada olduğu için hangisi hangisidir? Şifreleri karışık. Strafor yani, o arada Twitter üzerinden, harita üzerinden yer tespitlerini gönderiyor. Anında ben gördüm onu o anda. Yaver de ısrarla şeyi istemiş. 15 defa kodu istiyor. Yani bütün, ama yani gerçekten oraya MİT'i atlatıyorlar, Emniyet İstihbaratı atlatıyorlar. Hiçbir falso vermiyorlar. Bütünü ajan. Genelkurmay Başkanı'nınki öyle. Saat 16'da MİT'e ilk kaygı geliyor. Evet. Ne yapacağını önce bilemiyorlar. Yani ne yapacağız? Kendi işlerinde haberleşene kadar ya orada bir takım boşluklar da var tabii. Şeyler düğüne gidiyorlar. Evet. Çünkü panik olmasın. Arkadaşlar verdi o Strafor'un Twitter adresi üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın havadayken bütün rotasını an ve an verdiği görüntüler işte kıymetli izleyenler. Uluslararası bir komplo darbe girişimiyle Haçlı İttifakı'yla daire gibi karşı karşıya kaldık. Yer istasyonunda ne olduğu belli olmadığı için dönüp durdukları yer. Yani evet. İstanbul iniş rotası o pembe ya da turkuaz renk yer istasyonu ile mutabakat sağlandıktan sonra izlenen rota. Tüm bunları Erdoğan planlamış diyor bazı geri ve gezi zekalar. Ne diyorsunuz? Bütün bunlar Erdoğan'ın planı. Hani şu an çıkıyor ya Twitter'da, Facebook'ta, Instagram'larda, sosyal. Yani sormak için bunu sormuyorum ben aslında. Evet. Yani bu cinnet halinin ve o çılgınlığın seviyesinin ne hale geldiğini göstermek için. Son bir bilgi daha. Bu tankın üstündekiler uzaydan gelmişler. yani bu daha tank o uzaylılarda orada. Bu daha ciddi bir şey yani. Daha ciddi bir şey. Bundan sonra ne olur? Bu son 5 dakika girdik. Ne olurdu? Evet. Sorusunun aslında şöyle bir cevabı var. Çok kritik bir bölgede oturuyoruz. Çok mübarek bir bölgede oturuyoruz. Amerika ve yandaşları bugün bu iblisle gerçekleşmeyen şeyin peşini bırakmayacaklar. Bir başka baharı yine kurgulayacaklar. O nedenle biz eğer bu vatanı elimizde tutmak istiyorsak sürekli ölmeye hazır yaşamak zorundayız. Eyvallah. Sürekli yüksek tansiyonda yaşamak zorundayız demiyorum. Teyakkuz halinde demiyorum. Gerilim halinde demiyorum. Ama bu vatanın kıymetini bilen bir bilince sahip nesille beraber onları geleceğe aktararak yaşamak zorundayız. Çünkü bitmeyecek. Evet. Biz burada olduğumuz sürece Allah uzun ömürler versin, Recep Tayyip Erdoğan reisimiz olarak ümmetin haklarını gözettiği, dolayısıyla mazlumların hakkını gözeten bir adam olarak başımızda olduğu sürece ve bu 7 düvele kafa tuttuğu sürece bu adamlar Türkiye ile oynamayı hiçbir zaman bırakmayacaklar. Evet. Dostumuzu, düşmanımızı iyi ayırmak, siyasetimizi iyi belirlemek. Bakın Sayın Başbakan bir açıklama yaptı. Dedi ki işte o adamı bize vermeyen bizimle savaş halindedir dedi. Sayın Cumhurbaşkanı, ben konunun bağlamını bilmediğim için bilmiyorum bunu. Ama bizim kimseyle bir düşmanlığımız yok. Fakat biz dostluk haklarımızın gerektirdiği şeyi de istiyoruz dedi. Dolayısıyla buradaki uluslararası anlaşmalar, içinde bulunduğumuz şartlar, siyaset dediğimiz şeyler... Abi yani siz benden çok tecrübelisiniz. Evet. Devletler arası anlaşma dediğimiz şeyde vakıf olduğumuz anlaşmanın %kaçıdır? Tabii. Yani 3'ü bile değildir. 5'i bile değildir. Evet. Yani dolayısıyla dikkatli bu devlet yönetimi. Evet. Evet. Milli dedik yani, milli duruş, milli direniş. Ve son bir şey, affınızı istirham ederek üstadım. Estağfurullah. Bu şu anda meydanlarda olanlar. Dostlarımız, kardeşlerimiz, hep beraberiz. Evet. Ayrımımız, gayrımımız yok. Kimse kahraman yaratmaya kalkışmasın. Hı hı. Bu darbe girişiminin kahramanı şehitlerdir. Şehitler. İsimsiz insanlardır. Diyeyim ve ben nokta olmuşum. Teşekkür ediyoruz abi. Üstadım. Evet yani ben Kerry'nin gerçekten Dışişleri Bakanı mı olduğunu, yoksa Dışişleri Bakanlığı, Amerikan Dışişleri Bakanlığı'nda bahçıvanlık yapan birisi olup olmadığından çok emin değilim. Yani tank üstüne inenler, uzaydan gelenler. Göre. Çünkü Gülen'in bu işlerin arkasında olup olmadığı konusunda kanıt istiyor. Ben hemen söyleyeyim. Yani Graham Fuller'le görüşürse, o benimle görüşmüştü 90'da. Kendi CIA arşivinden haberi yok anlaşılan. Ya bizimle dalga geçiyor ya da orada bahçıvanlık yapıyor bu adam. Amerikan üstünde, İncirlik'te 15 ayrı toplantı olmuş. Hemen onları görevden alsın. Hainler demek ki merkeze haber vermemişler. Almanya'daki üsse haber vermişler. Hmm. Onlar da hain demek ki. Orada da onları görevden alsın. Adamın haberi yok. Ya bu bahçıvan ya da Dışişleri Bakanı ise kendi arşivine sahip değil. Kerry'nin kim olduğunun açıklanması gerekiyor önce. Ondan sonra bakalım. Bakalım, bir Trump diye bir çılgınlık süreci var üstadım. Yani Amerika'da öyle bir geliş ihtimali söz konusu, konuşuluyor. Evet. Kerry'i aramayalım sonra. Bilmiyorum Kerry'nin önce kim olduğunu gerçek anlamda. Çünkü adam bilmiyor. Bilmediğini de bilmiyor. Evet. Öğrenmeye de pek niyeti yok. Ama bu millet bunların tamamının yalan olduğunu ve Türkiye'ye kastedenlerin aslında kimler olduğunu çok iyi biliyor. O köylüler biliyor. Köylüler biliyor. O amca biliyor. Baktım ayağımdan vurdu diyor. Evet. Evet. Teşekkür ediyoruz Üstad Abdurrahman Dilipak, Yeni Akit Gazetesi yazarı ve Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ömer Lekesiz. Ayaklarınıza sağlık. Dostum. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Daha güzel günlerin yakın olması için İnşallah. Çalışacağız. İnşallah. Sadece dua etmeyeceğiz. İnşallah. Evet kıymetli izleyenler, Akit Güncel'in sonuna geldik. La galibe illallah. Allah'tan başka galip yoktur. Tek galip Allah'tır mottosuyla bu akşamki yayınımızı gerçekleştirdik. Mazlumlar için dilinizden dua ve yüzünüzden tebessüm eksik olmasın. Allah'a emanet olunuz. Nöbet yerlerinizi lütfen terk etmeyiniz. Hayırlı akşamlar.